Bir örgütlü kötülük düzeni içinde yaşıyoruz. Yeni rejim inşası otoriter temelde çeşitli hamlelerle devam ediyor. Ve bunun en önemli parçası, rejim inşasının en önemli parçası demokratik siyasete sürekli saldırmak ve tasfiye planlarını devamlı işletmektir. Pazar günü İstanbul'da yaşananları hepimiz biliyoruz. Bizim il eş başkanımız ve Şırnak eski milletvekilimiz Ferhat Encü'ye tokatla saldırıldı. Hasta mahpusların ailelerinin adalet nöbetine, annelere saldırıldı. Onlarla dayanışma için orada bulunan gençlere saldırıldı. Bütün bu saldırıların amacını biliyoruz. Bu iktidar şiddet ve savaş politikalarıyla, gerilim ve nefret politikalarıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Önünde en büyük engel gördüğü demokratik mücadele kararlılığına da en sert şekilde saldırmayı ayakta kalmanın bir çaresi ve yolu olarak görüyor. HDP ve birlikte hareket ettiği demokrasi çevreleri bu konuda önlerinde en büyük engel olarak duruyor. HDP'den korkuyorlar o nedenle. HDP'nin bu rejim inşasını durduracağını biliyorlar. HDP'nin bu iktidara kaybettirme gücünün farkındadırlar. O nedenle saldırılar pervasızlaşıyor ve sürekli yeni boyutlar kazanarak devam ediyor. Bizler bu saldırıyı pazar günü yaşanan bu saldırıyı protesto etmek ve buna dair bir açıklama yapmak için İstanbul Kadıköy ilçe binamızın önünde bir araya gelmeyi kararlaştırmıştık. Eş genel başkanlar olarak ben ve Pervin Buldan milletvekillerimiz, bileşen partilerimiz, ittifak güçlerimiz ve demokrasi çevrelerinin temsilcileri orada buluşacaktık. Oraya gitmeye kalkıştığımızda gördük ki bütün yollar abluka altında. Bütün yollar kesilmiş. Binlerce polis yığılmış. Panzerler, çeşitli polis araçları orada gerçek bir abluka yaratmış. Bu abluka bu düzenin bizatihi sembolüdür. Topluma abluka, siyasete abluka, adalete abluka, hakikate abluka. Bu ablukalarla ayakta kalabileceğini düşünüyor ama yanılıyor. Öyle bir pervasızlık vardı ki Türkiye'nin üçüncü büyük partisinin bir eş genel başkanı Pervin Buldan ilçe binamızın içinde abluka altında tutuluyor. Dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Ben ve milletvekili arkadaşlarım parti yöneticilerimizle birlikte ilçe binamıza birkaç metre kala ağır bir polis ablikası altına alındık. Birimiz dışarı çıkmıyor, çıkamıyor. Kendi ilçe binasından dışarı çıkamıyor. Birimiz kendi ilçe binasına giremiyor. Yani bu tabloyu bir sürü sıfatla anlatabilirsiniz ama dün de söyledim, gene söyleyeceğim. Abidin Dino'ya sorsanız sen korkunun resmini yapabilir misin Abidin diye? Vallahi tabi Nazım Hikmet sormuştu biliyorsunuz. Bence bu tabloyu korkunun tablosu olarak hemen çizer. Evet. iktidar korkuyor. Bizlerin kararlılığından korkuyor. Demokratik siyasette ısrarımızın yarattığı büyük güçten korkuyor. Bu rejim inşasını durduracak olma irademizden korkuyor. Geleceği demokrasi, adalet ve barış üzerine kurma kararlılığımızdan, ısrarımızdan korkuyor. Yürüyüşümüz bütün saldırılara karşın büyüyerek devam ediyor. Bu da iktidara her alanda korku salıyor. Korkuyla sesimizi kısabileceklerini sanıyorlar ama yanılıyorlar. Her şeyi denediler her yolu denemeye devam ediyorlar ama sesimizi kısamıyorlar. Tecritlerle, ablukalarla halklarımızla buluşmamızı engellemeye çalışacaklarını sanıyorlar ama büyük yanılıyorlar. Halklarla buluşmamız ve halkların ortak mücadelesini demokratik geleceğin inşasında temel güç haline getirmemizi hiçbir şekilde engelleyemeyecekler. Bunu dün Kadıköy'de bir daha gördüler. Bu vesileyle dün orada bizlerle dayanışma için bulunan, orada bulunmayıp dayanışma mesajları yayınlayan herkese huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Ben dün altını çizdiğim bir noktayı bir daha hatırlatayım. İstanbul'u bu yeni rejimin inşasında bir üs haline getirmek istiyorlar. İstanbul Türkiye'nin en büyük şehri söylemeye gerek yok. Seçilmiş belediye başkanına yargıyı kullanarak ceza veriyorlar. Daha önce sayısız örneğini üzerimizde uyguladıkları bu politikayı şimdi İstanbul'a taşıyorlar. İstanbul'da bu tasfiye operasyonunun amacı da belli. Bizler üzerinde denedikleri ve pişirdiklerine inandıkları politikaları bütün Türkiye'ye yayıyorlar. Yeni bir vesayet sistemi ve otoriter rejim inşasını sona götürmek istiyorlar. Yani bu şekilde amaçlarına ulaşacaklarını düşünüyorlar. Biz de diyoruz ki bunu engellemenin yolu, bu iktidarı, yeni rejim inşasını durdurmanın yolu en geniş demokratik ortak mücadeleden geçiyor. İstanbul'u faşizmin üssü yaptırmayacağız. Bunun yolu İstanbul'dan Roboski'ye dalga dalga ortak mücadele ve dayanışma hattını oluşturmaktan geçiyor. İstanbul ve Roboski buluşacak ve bu bu rejimi de, bu iktidarı da durduracak, bu iktidarı da gönderecek değerli kardeşlerim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki hepimiz sorumluluklarımızı gereği gibi yerine getirelim. Hedefi olarak bu konuda bedeller ödüyoruz ama bu hedeften bu amaçtan vazgeçmiyoruz. Değerli kardeşlerim bu iktidar savaş politikalarıyla nefret ve ayrıştırma yöntemleriyle varlığını sürdürmek istiyor demiştim. Bu iktidarın ortak paydası